Sağ ol yaşamdan merhaba. Ben diyetisyen Orhan Özdengiz. Her hafta olduğu gibi her perşembe burada sizlerleyim. Farklı konu ve konuklarla sizlerleyim. Bu haftaki konumuz spor. Sevgili Nurcan Özatılgan bizlerle. Bu hafta spor ve sağlık, beslenme bunları konuşacağız. Nurcan'ım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkür ederiz bizlere böyle katıldığınız için, kabul ettiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Evet, spor eğitmeniyiz. Evet. Nurcan'ım kendi salonunuz, spor salonunuz var. Hı-hı. Kendi yani güzel bir ortam yarattınız. Üyeleriniz var, sizi Hı-hı. seviliyorsunuz. O yüzden dedik bugün böyle bir Nurcan'ımla güzel bir sohbet yapalım. Acaba neler yapıyor Nurcan'ım? Bir dinleyelim sizi. Yani bu spor fikri nasıl başladı? Sporcu eğitmenliği nereden başladı? Evet, şimdi herkese tekrardan merhabalar. Şöyle sporculuk aslında sporculuktan geliş var. Yani küçük yaşlardan beri işte jimnastik, dans, yüzme ve bu gibi branşlarda belli bir performansa göstererek ilerlettiğim bir hayat kalitem vardı. Tek küçüklükten gelen. Çok güzel. Ondan sonra hani küçük küçük böyle stüdyolarda dersler vermeye başladım kendi branşlarımın yanında. Süper. Ardından süper. Aynen. Böyle. Ailede sporcu var mıydı yoksa? Evet. Nasıl? Ailede aslında profesyonel dedem. Hani eskiler bilecek. Türk Ocak kulübüsüdür. Kalecisiydi kendisi. Oo, aynen. Demek. Aynen. Ya bir geçmiş var yani. Evet. Büyük ihtimal ondan gelen olabilir. Bir sporculuktur bu. Evet. Çok güzel. Kendisini buradan öpüyorum. Çok güzel. Evet, büyük babamdan gelen bir aslında sporcu atadan gelen bir şey vardı. Ben de voleybol profesyonel şekilde voleybol oynadım. Evet daha önce dans, jimnastik, yüzme bu gibi branşlarda hep performans sergiledim. Çok güzel. Üniversitede hep voleybol takımındaydım. Bunun yanında dediğim gibi hem yaparken dedim ki yaptırmak da istiyorum galiba. Antrenörüm evet. Çok iyi bir antrenördü. Olgun Kumava buradan da ona selamlar olsun. Süper. Evet iyi bir antrenör eşliğinde eğitimlerime devam ettim. Çok güzel. Ardından da bu yola girdim. Bu yola girdiniz. Evet. Eğitimlerinizi aldınız. Türkiye'den, Güney Rum kesiminden, buradan, Hı-hı. federasyonumuzdan Hı-hı. aldığım birçok eğitim oldu. Hı-hı. Hepsini harmanlayıp böyle en son, tabii Hı-hı. bunun çok uzun bir süreci vardı. Tabii ki. Yani böyle şimdi, şu anki gibi. Şimdi burada konuştuğumuzda izleyicilerimiz yani yanlış anlamasın ama bu süre aynen, uzun bir süre. Bayağı bir uzun süreci vardı. Aynen, yani bir iki senelik iş değil. Kesinlikle tabii. de yıllar mı verdim? Yani tek küçüklüğümden kendimi tabii. bildiğim bileli. Ne güzel. Sporun içine doğup, ne büyüyüp, güzel. Önce kendimi yoğurup, ardından başka insanlara hitap etmeye başladı. Çok güzel, çok güzel. Yani ben her zaman bunu söylerim. Yani çocuklarınızı spora yazdırın. Kesinlikle. Küçük yaştan bir şekilde spor alışkanlıkları olsun. Kesinlikle. Çünkü yani gerçekten toplum olarak çok böyle hareketli toplum değiliz. Her yer arabayla gideriz. Alışmamıştık. Evet. Yani şu an aslında evet. günümüzde birazcık hareketlendik. Hani hep benim ailem sağ olsun hep yanımdaydı, yolladı. Ne neye istersen bunu merak ederim git, bunu merak çok ederim. Güzel. Hiç engellemediler. Süper. Doğrusunu siz kendiniz buldunuz. Evet doğrusunu bulup oradan ilerledim. Çok güzel. Bence de kesinlikle aileler çocuklarını hani bu yarıştan çok yarış derken bilgi yarışı bilgi eğitim, aynen bravo, bravo. İşte kolej sınavıydı bundan çok gerçekten spora yönlendirsinler ve bunun yanında yan branştır ya spor tabii. aslında diğerleri yan branş olsun aynen çünkü öyle, gerçek aynen hayat budur çok güzel tabii yani tabii. en kaos döneminde bile seni ayakta tutan kesinlikle. O aldığın bilgiler değil bu yaşadığın hissiyatı spor adına yani ben bilirim ki mesela o İngiltere hani Avrupa yazan çocuklarımız olur böyle sınavlara girerler ve başvurular üniversitelere onlar sosyal aktivite isterler belgeler isterler evet, tabii ki. Için. Yani bir tek ders değildir. Bana göster der. Bir takımda oynadıysan onu da göreyim. Ne yaptın? İşte bir dans bir şeyin varsa onu da göster bileyim der. Kesinlikle. O artı puan kazandırır ona mesela. Öyle olmalı. Değil yani mi? Öyle olmalı ki insanlar gerçekten hem sosyalleşebilsin de gerçekten özgüven sahibi oluyorsunuz. Bugün tabii, yani tabii, küçüklükten spora gelmiş olan çok bir güzel. İnsanın özgüveniyle hiç spor yapmamış bir insan özgüvensizliği çok bariz bellidir. Ve yani çocuklarımızı yönlendirmek bu anlamda çok önemli ki çok hayattaki güzel. Başarılar da buna bağlıdır aslında. Kesinlikle bravo. Çok doğru dediğiniz. Evet. Yani o dediğiniz çok doğru. Ben de İlkokuldan beri basketbol oynadık, ortaokul, lise devam ettik ve dediğiniz doğru. Şimdi böyle düşününce arkadaşlarım aslında fark olurdu yani gerçekten. Tabii ki de hayırsız olursunuz, özgüveni yanlış daha bir yaşamınız devam eder. Evet, evet. Kesinlikle. Çok güzel. Ama hiç spor yapmamış bir insan tabii. hep içine kapanır. Aynen, çok güzel. Sadece derse yoğunlaşır, tabii, hata tabii. yapma lüksü yoktur. Yoktur, bravo. Çekinir ama bravo. Diğerleri hep böyle daha bravo. Yırtık, daha okey buysa bu. Daha özgüvenli. Kesinlikle, tabii, duruşu tabii. bile farklı olur. Duruşu bile farklı olur. Aynen. O yüzden spor şart. Spor evet. şart, evet. Peki. Spor salonunuzun adı Euphoria. Euphoria. Ne demek Euphoria bilmeyeceğimiz de bildirsinler. Evet, Euphoria mutluluğun doruk noktası, eşsiz mutluluk demek. Aslında bu stüdyoyu açacağımda hani bir tek spor olmasın ya dedim. Çünkü insanlar gerçekten
en azından benim çalıştığım insanlarla bir tek spor yapmıyoruz. Hem fiziksel, psikolojik, evet, her şeyi birlikte paylaşıyoruz ve tabii herkesin hep bir sözü vardı. Hocam çok mutsuz geldim ama çok mutlu gidiyorum. Teşekkür ederim. Süper. Bu benim için çok önemliydi. O yüzden dedim yani bunu yansıtabilecek bir isim olmalı. Bu ne olmalı? Çok sevdiğim bir arkadaşım var. O da dedi ki bence Euphoria olsun dedi. Hmm. Çünkü Euphoria mutluluğun doruk noktası. Eşsiz mutluluk demek. Yani Nirvana gibi bir şey dedi. Süper. Dedim o zaman bu olsun. Evet. Çok güzel. Ve çok güzel. Stüdyo Euphoria 3 yıldır. Süper. Üçüncü yılını kutlayacak kısmetse kasımda bizlerle birlikte de. Süper, çok güzel, çok güzel. Yani ama farklı bir spor salonunuz var. Bunu izleyeceğiz. Evet. Şimdi ona gelelim. Asıl Nurcan'ın ne yapıyor? Yani bu, evet, spor salonu nedir? Neden bu kadar Nurcan bize biliyor? Neden bu kadar böyle insanlar ilgili size takip ediyor? Evet, farklı aslında biz spor salonu değiliz. Biz stüdyoyuz. Evet. Yani bizim stüdyo tipidir. Hı-hı. Hiçbir zaman, yani hiçbir zaman derken sadece aletli olarak aletli pilates derslerimiz, hı-hı, var. Zaten stüdyo Euphoria'nın ilk doğuşu, hı-hı, aletli pilates stüdyosu olarak doğdu. Ben daha önceden Fitstop stüdyoda, hı-hı, biliyorsunuz ki, hı-hı, ders veriyordum. Orada, hı-hı, grup dersleri veriyordum. Hı-hı. Yani bu grup dersleri yine TRX, Jumping, hı-hı, Fitness, Mat Pilates. Hı-hı. Euphoria ilk aletleriyle var, hı-hı, oldu. Bu üzerine yattığınız, iplerle aldığınız, elinizde kasları uzatarak çalıştırdığımız bir egzersiz programı. Birazdan fotoğraflarını belki arkadaşlar koyar. Evet. Yani. İlk onunla başladık. Aha. Ardından işte şimdi artık hepsi bir çatı altında, hmm, toplandı. Esas stüdyo Euphoria, TRX, Jumping Fitness, Mat Pilates, hmm, yoga. Hmm. Aynen. Çok bunların güzel hepsinin ve yani hep hocası olan grup egzersizleri oldu. Hiç, süper, salon olmadı orası. Süper. Olmayacak da. Süper. Hiç aletleri olan bir yer değil. Süper. Çok güzel. Kendi vücut ağırlığınıza yaptığınız, evet, aslında hep yararı olan. Hani sakatlanmaları engelleyebilecek, her kişinin yapabileceği, yani çocukluktan bütün yaş akranlarına göre yapabileceği çok sağlıklı egzersizler var hepsinde. Sadece hangisini sevdiklerine bağlı. Evet, güzel. Üyeler hep beni arana şeyde, ha, neye yazılacağımı, ha, bilmiyorum. Aynen. Bana ben bunu soracağım. Nasıl yönlendirirsiniz mesela? Şunu yapıyorum. Önce sağlık problemi var mı? Ona bunu bir öğreniyoruz. Aha. Evet. Eğer hiçbir sağlık problemi yok ama seçemiyorum, hmm, diyorsa, mutlaka her dersimizi gelin, izleyin veya deneyin diyoruz. Hmm. Yani işte atıyorum siz çok enerjik bir insansınız. Jumping fitness. Hmm. Yani mesela bu gördüğünüz Cadillac. Yani aletli pilates. Aletli pilates. Evet. Üzerine, hmm, asılıp yaptığımız. Evet. İşte ilk bunlarla var oldu stüdyo Euphoria. İlk bu aletlerle başladık. Evet. Bunlar çok ilgi. Bu benim. Evet. Fotoğrafları böyle farklı seçtim ama emin de değilim. Acaba Nurcan Hanım. Yok. Benim. Bu benim. Aynen. Tabii bunlar daha böyle şov, evet, kısmı. Daha stretching, show kısmı derken aslında üyeler şey diyor çünkü ben bunu hayatta yapamam, bunu sizden beklemiyorum, merak etmeyin. Eğer bir sporcu değilseniz, eğer geçmişinizde bir jimnastik bir şey yoksa, bu tarz bunlar ekstrem, hani gerçekten ekstrem hocaların arkadaşlar veya, hmm, evet, atıyorum işte sporcusunuz, balerindiniz veya, hmm, jimnastikçiydiniz, hmm, bunları çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Hmm. Ama hani bunlar sizi korkutmasın, hmm, dediğimiz gibi birazcık da bize özel olsun diye. Bu nedir benim, mesela bu başka bir bu araç. Bareldir. O barel bu, evet, ha, o barel. Bakın bu TRX. Bu TRX, evet. Aha, TRX kendi vücut ağırlığıyla yapılan bir egzersizdir yine. Hmm. Amerika komandolarının ürettiği, hmm, bir, evet, Amerika'da birilerini daha çıkarırlarmış ve komandolarını nasıl yetiştireceğini adam düşünüp halatlarla, hmm, bir yöntem bulup onları hep dinç ve dinamik tutar ve o zamandan sonra da bu spor total body workout olarak hayatımıza girer ve gerçekten inanılmaz etkili bir şeydir. Hmm. Önce kendi vücudunu kaldır diyor, sonra ağırlığın altına, hmm, gir bak bakalım, güzel, diyor. Kendi vücut farkındalığın nedir, hmm, yapabiliyor musun? Bu insanları çok etkiledi. Yani ve yani vücudu çok etkiledi gerçekten. Performans olarak kardiyo içerir, hmm, normal güç içerir, power dediğimiz yani gerçekten kaslarınızı dinamik tutabilecek, kondisyon isteyen çok etkili bir egzersizdi. Hmm. İlk aldığım eğitimler arasında bu da vardı. TRX. Evet, evet, TRX gerçekten çok keyiflidir. Yani bu geçmişin ilk defa dedim ama bu Amerika komandaları. Evet, Amerika'da falan komandaların dağa çıkıp, hmm, da dediler ki okey bu 15 adamı bize dinamik tut. Hmm. Bak bakalım kaslar eriyecek mi? Yine aynı, hmm, şekilde TRX. Evet. Yer çekimine bağlı yaptığınız bir egzersizdir aslında bu. Çok yani güzel, dediğim gibi önce diyor kendi vücudunu yer çekimine karşı bir taşı bakalım, hmm, bu halatlarla yapabiliyorsan, hmm, ve bir baklar ki aslında büyük güç ağırlıklara ihtiyaç duymadan fit bir vücuda sahip olabiliyorlar, dinamik olabiliyorlar, kesinlikle, koşabiliyorlar, ağırlıkları kaldırabiliyorlar ve ben de hep insanlara diyorum bu benim için bambaşka. Bu jumping fitness. Evet, bu jumping fitness. Evet, bu da Almanya'da yine özellikle ortopedi doktorlarının ilk ameliyatı almadan önce insanlar, hmm, işte menisküstür, çapraz bağ yırtığı, bu tarz egzersiz, yani bu tarz sıkıntı olan insanlar ilk tramboline, çünkü yay böyle çekim gücü, evet, var altta trambolin. Aha, aha.
eğer doğru duruş eğitmeni size verebiliyorsak kaslardan, eklemlerden yükü çekip kaslara veriyor. Ve bu da tamamen kaslarınızı çalıştırabileceğiniz ve full performans ve kondisyon isteyen çok eğlenceli bir egzersizdir. Evet, müziklerle beraber yapıyorsunuz bunları değil mi? Kesinlikle ve yani... insanlar inanın ki öyle bir moda girerler ki şey çok mutluyum, eğlenceli. Çünkü küçükken sektiğinizde ne kadar mutlu olduğunuz, evet, bir gülümseme değil. Kesinlikle ben... ama şimdi trambolle ben hayatta çıkmam yani mesela. Çok sayın söylerseniz ne olacak? Yüz ifadeniz o çocukluğunuzdaki gülümseme ve eğlenme mutluluğu var ya, işte o mutluluk doruk noktası, euforya budur. Çok yani güzel, çok eğlenceli süper. Devi yani. Bir de siz böyle club ortamı yaratırsınız herhalde. Evet, parti. Evet, çünkü insanların gerçekten buna ihtiyacı var. Evet, bu kadar yoğun stresli bir hayatta yani eğlencesi. Hemfikirim. Hem eğlencesi hem de gerçekten sağlığı. Yani bir baktık ki gerçekten çok sağlık problemi olan hani doktoru, fizyoterapistinden görüştükten ve bize geldikten sonra insanlar daha mutlu. İşte bel fıtığı olan da yapabiliyor, çok boyunda güzel. Tabii ki doğru kontrolde tabii, yapıldığında mutlaka. Hani tabii ki sakatlanmaya yönelik olmasın diye. Tabii. Evet, yani yapıldığında gerçekten çok etkilidir ve insanların hem vücudunu toparlar hem zihnini, yani hep diyoruz ya spor, ruh, sağlık hepsi bir bütündür. Evet, aynen. Ve yani bu stüdyoda da bu egzersizlerde biz bunları buluyoruz. Çok o yüzden güzel. Hani insanlar bu kadar aslında keyif alır. Çünkü kendilerini buluyorlar. Mesela bu aletin üstüne çıktığında insanlar şey oluyor. Ben hayatta yapamam deyip bak yapabilin dene dediğinde ve fotoğrafını çektiğimde insanın inildiğinde böyle yapar bana bu benim. Benim miyim? Bu benim der. Evet ya. Derim bu sensin. Yani bu hareket yani bence de yani benim yani... için hayal gibi gelir. Ama belki de dediğiniz gibi insan yani, yavaş yavaş. Evet daha farklısın. Hani belki ilk bu hareketle kesin ebaşlatmayız ama çıktığında bile atıyorum bunu yapan çok yiyen var bu hareketi. Bu hareketi evet. Çok yiyen insan. İlk şey hocam hayatta yapamam yani yapmayın. Damla yiyorsunuz. Evet damla yiyorsunuz. Şey insanlar bunu başardığında o özgüven ve kadınlar da şeydir ben yaptım ben der. Yaptım. Evet tabii, başardım eminim. Der. Eminim. Eşine gösterir bak der ben tabii. Ne yaptım çok falan. Güzel, yani başarma duygusunu aslında. Bunda da yaşıyoruz. Hani normalde hep işte voleybol da, evet. Futbolda yaşar ya o insanlar. Özellikle erkekler işte o gururu. Tabii işte gol attı başardı aslında. Ya da bir ağırlık çalıştığında bile mesela. Hani kaldırdın o 100 kiloyu mesela o bir özgür başkadır. İşte bu da aynı ve daha iyisi çok diyebilirim. Ben de fikrim yani ben her zaman bunu söylerim açıkçası. Aletler yani o ağırlıklar, dumbbell'lar, halterler her zaman bir soru işaretidir. Bir başka boyuttur bir diyebiliriz başka boyuttur. Aslında. Yani çoğu insan bu işi kendi yapmaya çalışır. İşte hocasız. Ben bilirim moduna gider. Çoğu insan öyledir ya da birkaç kere denemiştir. Alışmıştır ama ben sakatlık, sakatlık riski çoktur. Ama bu tarz şeylerde, sporlarda sizin yaptırdığınız sakatlık minimum. Çok minimum. Ha nedir? Minimum. Gerçekten biz de karşılaşmıyor değiliz. Tabii yani mutlaka, atıyorum üyeye söylersin işte lütfen boynunu kasma karnını ama yani insanlar bazen şey derim bak görürüm ama hissedemem bana söylemem tabii lazım. Bravo. Sonuçta, ağrın var mı? Evet aynen, her insan bir değildir. Tabii ki, her şey güzel. Tabii ki ben bu işin master trainer'ıyım da aynı zamanda bir özgüven tabii ki var ama her zaman böyle şeyim de. Evet dikkatli tabii. Ol, burana dikkat et, şuranı kesinlikle. Bunu hissedersen bana tabii. Söyle. Bu his farklı bir histir. Evet. Hep insanlarla konuşmak, anlaşmak, onların da size tabii aynı oranda geri dönüt vermesi kesinlikle, lazım. Kesinlikle bravo, çünkü bilemezsiniz. Evet, bilemezsiniz. Evet. Çünkü dediğim gibi hissedemezsiniz. O gün az uyumuştur mesela. Akşama. Bravo. Kasları daha farklı yapıdadır o sabah. İşte çok daha güzel. Şiştir, daha gergindir. Bravo. Bir kasa atar, bir şey olur. Yani rahatsızlık tabii ki olabilir ama biz işte doğru eğitmenler, doğru bilgi akışıyla, insanlara aktarışıyla bunları minimale çekiyoruz tabii. Peki. Süper. Bunlar daha kontrollü yapılan egzersizler. Evet. Bu arada eğitim de veriyorsunuz. Evet. Onu da dinleyelim. Bu arada Emine Hoca'nın bir tek üyeleri değil. Ayrıca eğitmenlerin de yetiştiriyor. Evet. Onu dinleyelim böyle evet. Sizinle bakalım. O nasıl başladı? 2 yıl oldu sanırım. Katletici Federasyonu tarafından sevgili Ali Dahlemeroğlu başkanımız. Onun tarafından atandım. Hani o da sağ olsun her zaman destek oldu. Tüm sporcuların olduğu gibi. Hocam dedi yani bu işi artık yapmalısın. Hani aldığım eğitimler tabii ki bunlar hep göz önünde bulundurularak eğitmen yetiştirmelisin. Bizim ülkemizde de olsun ve bu çok beni güzel. Gerçekten çok mutlu ettiydi. Çünkü biz hep yurt dışına evet, veya başka bir yerlere gidip eğitim ben alıyorduk. Evet, ben de öyle biliyorum. Siz de geçmişte öyle yaptınız. Siz öyle yaptık tabii ki ve bir imkanımız yoktu aslında tabii. Ve ne zaman ki tabii ki onların da bu şeyiyle birlikte başladığımızda dedim ki yes ya biz de bir şeyler başarıyoruz. Çok yani güzel bir şey. Aslında gerçekten örnek olmalıyız. Çok güzel bir birbirimizi şey. Desteklemeliyiz köreltmeden. Tabii ki. Herkesin bilgisine kesinlikle. Muhtacız ve gerçekten aramızda çok değerli insanlar var. Yani inanılmaz bilgili insanlar var. Dedim tamam deneyelim çok güzel olur. Yani ben de tabii ki bu işin eğitimini aldım artık hazırım. Ve yıllar geçti yani ben sanırım 10-11 yıldır eğitmenlik yaparım. Nur dedim okey artık vaktidir. Çünkü hep böyle bir tedirgindim. Başladık ve çok güzel gitti. Çok değerli hocalar yetişti. Yani şu an benim stüdyomda da
Lefkoşa Şubesi ve Girne Şubemiz olarak iki tane ağımız var ve orada çok güzel eğitmenler yetiştirdik. Kaldı ki diğer stüdyolara da çok güzel, değerli eğitmenler yetiştirdik. Güzel, güzel oldu. İşte Pilates'le başladık. Bat Pilates. Ardından Reformer Pilates'in eğitimlerini açtık. Son işte Jumping Fitness çok rağbet gördü. Öyle dedik, okey tamam açacak, merak etmeyin. Süper. Hem kendi stüdyomda öğrencim olan hem de diğer stüdyolara giden eğitmenler yetiştirdik. Süpersiniz. Yani evet, aslında iş kazandırıyorsunuz insanlara. Evet, kesinlikle. Değil, yani bir meslek ediniyorlar aslında. Evet. Değil. Kesinlikle bir meslek ediniyorlar. Çok ve bunu keyifli yapıyor olmaları, benim de bunu görmem gerçekten böyle çok daha farklı bir boyuta iter insanı. Evet. Yani. Ve dediğim gibi adamımızda bu kadar güzel işlerin başarılması beni çok mutlu ve onur eder. Süper. Evet, başladık. Yavaş yavaş işte hafta sonları, tabii bu beni yoruyor. Tabii çünkü bir mesele var, ona geleceğim şimdi. Evet, yani. Yoğun siz yaptırırsınız bu arada çoğu şeyleri genelde, yani tabii eğitmenleriniz var. Eğitmenlerim de var. Hani işte stüdyomuzda 3 tane büyük stüdyomuz var. Ben atıyorum Reformer derslerimi bitirip Jumping'e geçip veya TRX'e geçtiğimde eğitmenlerim de Reformer kısmına devam ediyor ama hep bir performansı gösteren kişi sizsiniz. Yani siz Jumping Fitness'i yaptırırsınız. Siz de yaparsınız. Tabii ki. Beraberinde. Tabii ki o enerjiyi insanlara sağlamak. Dönüp ondan sonra Pilates'e geçersiniz. Aynen. Pilates, TRX, Jumping gibi 3 saat arka arkaya giden bir program var. Süper. Bir de eğitimleriniz. Bir de eğitim de verirsiniz. Evet. Eğitimler de hafta sonları olur. Bilmiyorum. Bu oldu. Ben bazen biraz... Bakın Nurcan'ın burada biraz da videoda görebiliriz. Yani bunlar... Evet, bunlar birazcık dediğimiz gibi ekstrem boyutlarıdır. Hani kendi sınırlarımı deneme, aşma çalışmalarıdır. Evet. Gerçekten keyiflidir. Yani bir insanın, bir de dediğimiz gibi hani ülkemizde bir şeyler başarmak, bir kadın tabii olarak özellikle başarmak. Tabii. O yüzden buradan da herkese şey olsun, gerçekten hayallerinin peşinden gitsin insanlar. Yani ben bu kadarını hayal eder miydim? Hayır. Çok açık, hep bana bunu sorarlar. Hayal eder mi? Hayır. Hayır. Ben bunu ben şu an evet hayallerimin ötesini yaşarım ve yaşamakta umarım isterim. Herkese umarım gerçekten güzel kalbinin güzelliğini yaşasın. Siz de aynı şekilde. Bizim bu arada çok ortak. Evet evet. Çok ortak bir yerimiz, danışanımız var. Evet. Hiç tanışamadıydık. Evet. Çok da mutlu oldum bu İlk programda. Evet. Vallahi Nurcan'ım, kırmadığınız için biz teşekkür ederiz. Yok, biz teşekkür ederiz. Her üyem söyler işte ben Orhan Bey'de çalışıyorum. Çünkü ben hiçbir zaman üyelerime hani beslenme konusunda bu benim branşım değil. Evet tabii güzel. Tabii. Buna da değinelim. Karşılıklı. Herkes tabii, gerçekten işini yapsın. Evet, yani evet, sizin okuyup yaptığınız tabii bilgilerinizin yanına biz çok gelemeyik. Güzel. Bizim de tabii kesinlikle ki diyetisyenler gelemez. Aynen öyle, bravo. Aynen öyle. O yüzden... Böyle bir çelişki de vardı eskiden, beni bilirsin Nurcan Hanım. Hep böyle olurdu. İşte spor eğitmenleri... diyet yazar ya da diyetisyenler spor yaptırır. Hı hı. Ben hep derdim, yani bana insanlar şunu sorar mesela, işte karın bölgem için nasıl bir hareket yapmalıyım ya da işte sarkmalarım başladı, selülitlerim başladı. Ne olmaz. Vasen için ne yapmalıyım? Yani benim bir fikrim olur evet. Tabii ama ki asla yani benim mesela yardım edemem. Bir spor hocasından bunu yapın. İşte bir spor hocasına danışın. Bu nokta çok önemlidir. Yani bu ayrımı yakalayabilmek. Evet, yani ben bunun üstüne çok oturup düşündüğümde oldu. Evet. Acaba niye herkes bir şeyler yapmaya evet çalışır? Evet, evet. Sanırım işte burada bunu ayırmak lazım. Biraz gym kısmı, yani bu aletliğe dedik ya, ağırlıklar. Ağırlıklar, evet. Şimdi bazı insanlar bunları, ben hani size başında konuştuk program öncesi. Temelden geldim. Tabii. Şimdi bazı insan kendi vücudunu dener. Evet, işte çok güzel. Nasıl tabii protein ne kadar aldığında çok o kası güzel büyüttüğünü görür, tozları, osu, busu. Bu bizim branşımız değil ama sanırım bunları yaparak yaşayarak öğrendi ya. Evet. Çok bunlardan güzel örnek vermeye çalışır. Nasıl süper, ben süper yaparak yaşayarak işte kondisyonunuz artacak, merak etmeyin ilk başta böyle başlarsınız deyip kendi branşımda. Ama mesela beslenme kısmına girmem çünkü bu sizindir evet ve evet gerçekten girilmemesi evet gerekir. Evet. Ama evet şu an özellikle adamızda bazı şeyleri çok açtık. Maalesef, yani, maalesef. O zaman keşke ben okumasaydım. Değil, siz okusaydınız güzel, ya da evet, siz evet küçükken hani evet küçüklükten sporcuysaydın. Evet. Dönüp bu işte diyetisyenlik okumuşsan mesela, belki bir yerde kadar tabii sana ki ama tabii hiçbir fikrin yokken aynen, işte aynen bir alet alınır. Aynen aynen. Yani çok yapmayın güzel ya bunlar. Maalesef. Yapmayalım. Ya da ben maalesef niye diyetisyenlik yazayım ki? Bravo. Aynen öyle, bravo. Siz herkesin okumuş musunuz? Değerlendirip her gün matematiğini evet yapıyorsunuz. Evet, evet. Ben niye uğraşayım aynen bununla? Aynen. Ben kendi işimi yapayım. Siz. En doğrusu ben de söylerim onu. O çok yüzden yani bizim işbirliğinde olduğumuz birçok diyetisyenimiz de var. Güzel. Yani hep çok size güzel muhtacı. Çok güzel. Bu yolda ama da ilerlemek isterim. Yani bu iş aslında karşılıklıdır aslında. Hem spor hem beslenme. Yani bu ikisi beraber yürümezse zaten hem kilo örmede hem sağlık açısından her türlü aksamalar, eksikler meydana gelir. Evet. Öyle danışanlarımıza karşılaşıyoruz. Mesela ya der ben bir sene spora gittim der. Bir kilo veremedim der. Ama bir bakarak hep yeme içme hayat. Yeah. Bir sene spora gidiyor. Haftanın 3 günü, 4 günü ama boş. Çünkü her şey boğazdan geçer. Ondan sonra ya bizi suçluyor. Aynen. Ya onları ya bizi. Aynen, aynen, aynen. Ama herkes kendine. Ben her zaman söylüyorum. Evet.
Yani siz spor eğitmenleri, biz diyetisyenler, yani biz insanlara destek oluruz. Aynen. Hı hı, kesinlikle. Ama hiçbir şekilde karışamayız. Herkes kendine. Yani kesinlikle. Yani aynaya baktığında şunu söyleyeceğim. Bravo. Ben böyle mutlu muyum? Evet, çok mutluysan güzel. Mutluysan devam et hayatına. Sağlığın yerinde mi devam et? Kimse seni zorlayamaz. Kesinlikle. Ama bana diyorsan yardım et. Evet. Önce aynaya bak. Okey, ben yardım almaya hazırım. Çok güzel. Tabii. Ya size gelsin, sizden sonra bize çok gelsin. Yani biz destek birlikte oluruz. Kesinlikle bravo. Oluruz. Tabii, tabii. İşimiz bu. Ama her şey kendi, her şey herkes, evet. Herkes kendine. Evet. Yani bir dönem ben böyle çok şeydim, zorlardım. İşte hayır yapmayın, etmeyin. Artık şey derim, Nur karışma. Evet yani. Çünkü ne olur, ne olur. Ben hep dışarıya çıktım. Ha ne yersiniz? Ya benim kadar spor yap da ye falan moduna girerim. Bu da ayrı bir boyut. O yüzden ayrı artık boyut. Bıraktım. Ben varım size yardımcı olmaya. Evet. Ondan sonrasında karışmayacağım falan modunda. Destek veririk ama ben, evet. Ben en çok şey kısmında çekilirim. Şimdi ben gittim diyetisyenime. Şimdi bir restoranda girdiğimde danışanlarımız falan gördüğümüzde böyle hep çekinir böyle. Herkes böyle yani saklanmaya çalışıyor. Evet. Falan, yediğini gösterir. Ben çekinerek geldim. İnsanları rahatsız ederim gibi gelmeye başladı bana. Evet. Bulundukları ortamdan. Ama mesleğimiz gereği dediğiniz gibi sizin mesleğinizde. Sonuçta siz bir örneksiniz. Evet. Ben hep söylerim. İnsan bir işi yaparken kendi de örnek olması gerekir. Kesinlikle. Ne isterse olsun. Şimdi ben bir diyetisyen olarak göbekli bir insan olsaydım, İnsanların bana ön yargısı olabilirdi ya da siz aynı şekilde. Kesinlikle. Bu şekilde spor yaptırırsanız, kilolu bir insan olsaydınız, tabii kötü bir şey değil ama isterseniz birazcık bir... o güven kırıcılık olur ya. Olabilir. Kim ne derse desin. Hani biraz bu konuyu biz çok konuştuğumuz bravo. İnsanlar oldu. Evet, bravo. Bir spor eğitmeninin evet. işte paramparça bir vücudu olmak zorunda değil ama işte bir fit vücudu olsun. Çok yani güzel. Bir albenisi, okey ya bu kız çok kesin güzel. Sporcu ya bu oğlan kesin sporcudur. Evet, fit bir vücudu olsun. Evet, ya da diyetisyene gittiğimde yani yok yağını görürsem ben sana karşı özgüven kaybederim. Çok önemli. İster istemez kaybederim çok çünkü önemli. İnsanım. Kesinlikle. Yani bu beyin farklı çalışır. Farklı çalışır. Ön yargıları var, gördüğünü beğenmek ister. Bravo, bravo, bravo. O yüzden kim ne derse desin, tabii ki yargılayamayız. Tabii ama ki. Bizce de olmaması gerekir. Aynen, aynen, yani aynen. işte çok fazla şiş, yağlı. Tabii. Bana yardım nasıl edeceksin dense. O psikolojiye gelen insan isterseniz. Evet. İşinde çok iyi olabilir. Kesinlikle. Ben her zaman söylerim. Ama ki var yani, da böyle. Kesinlikle. Ama tercih meselesi. Tercih meselesi ama maalesef ki insanlar ilk bir ön yargı olur. Yani nasıl diyebilirim? Mesela bir güzellik salonuna giderseniz de karşınızdaki insan çok bakımsızdır mesela size yaptıracak olan. O güzellik salonunda o bayan onu iki kere düşünebilir yani. Düşünür. Böyledir bu iş yani evet. Maalesef böyledir. Doğru mu değil aslında. Herkes kendi ama evet. Yani tartışılır. Yani işte sınırımızı bilmek. Yani evet. Dediğim gibi ben gittiğimde bir yere gelip bakmayan ne yediğime. Mesela evet güzel. Aynen çok birazcık güzel. Birazcık benim. Çok güzel yani. Evet. Gelip dondurma mı yersiniz? Eşe insanım ya. Hani demek isterim. Evet canım. Ben de yiyebilirim. Ben de çok güzel süper. Evet süper. Bu çok yani. O bize de olur. Orhan Bey dediler geçen hafta sizi Marto'da gördük falan böyle. Şimdi reklam da oldu ama. Dondurmanıza gördük sizi. Aynen ben de insanım. İnsan yani, değil Orhan Bey yiyebiliyor. Ama işte bunun sınır yani evet, limit. Evet, hani evet. Hiç mi yemek? Yiyoruz arkadaşlar. Evet, yiyoruz yani. Ve yenecek. İşte yani. Denize gittiğimde tabii ben de bira mı içiyorum kesinlikle. Ya? Kesinlikle olacak da. Hamburgerimi o gün yemek istersem. Ama benim... dengelemek önemli işte. Evet ama hafta içi ben çok profesyonel. İşte sporumu süper. Da yaparım. Süper. Disiplinim var zaten. Tam sen de yaşa. Ondan sonrası bak ne güzel çok yiyebiliyorsun güzel. Zaten. Güzel. Hiçbir şey biz kısmıyoruz ki çok insanlara. Güzel, çok güzel. Bana da bunu sorarlar hocam. Yani derler siz hiç yemez misiniz? Ben de yerim. Ama dönüp toparlarım, sporumu yaparım ya da işte hafta içi beslenmeye dikkat ederim. Bir şekilde o dengeyi kurarım. Siz de böyle olacaksınız. Evet. Yani çünkü hayat diyetle geçmez. Hayat sıkı sıkı aç kalarak geçmez. Zaten yok böyle denge bir ya hayat. Denge. İşte bu. Denge budur. Bu. Yani evet. Her şeyi maksimumda yaşamayacaksın. Her çok şeyim güzel. Limitlerde, ideal, dengede, teraziye tarttığında her şey güzel olduğunda mutlu olacaksın. Süper. Peki Nurcan şey de sormak isterim. Az önce konuştuk ama izleyicilerimizle konuşalım. Siz kendiniz yaptırıyorsunuz bu sporu. Hı-hı. Enerjiniz had safhada. Hı-hı. Herhangi bir şey kullanıyor musunuz mesela? Takviye. Bunu bize çok soran olur danışanlarımızdan. Biz de burada şey yapalım. Evet. Buramın cevabını verelim. Herkes bunu soruyormuş. Arkadaşlar kesinlikle herkese en yakınlarım da bunu bilir. Birlikte yaşadığım insanlar da bunu biliyor. Hı-hı. Kesinlikle ekstra enerji, tablet, hı-hı. protein... Hiçbir şey hiç kullanmıyorum. Sadece hani size de bahsettim. Hı-hı. Suya atılan işte C vitamini, çinko, evet, D. Evet. Hani kızsınız, kadınsınız, evet. ihtiyacınız olan bazı evet. değerler vardı. Evet. Bunun da çok düzenli değil. Buradan annem büyük ihtimalle bunu diyorsa artık çıldırır. Değil, düzenli değil. Kullanmaya çalışıyorum. Anladım. Okay. Bu enerji, siz sorduğunuz soru. Bu enerjinin bir şey kullanarak gelmiyor. Gelmiyor. Kesinlikle gelmiyor. Güzel. Yani böyle bir şey olsaydı zaten yıllardan sürdürülebilir bir şey olmazdı. Kesinlikle yani bunu aklınızdan lütfen çıkarın. Evet, evet. Sürdürülebilir olmazdı. Evet. Hiçbir madde, hiçbir şey kullanmıyorum. Her şey doğal. Sadece evet doğal. Çok, güzel. Çok düzenli beslenirim. Süper. Yani süper. Sabah kalktığımda iki yumurtamdır, avokadosudur, işte pekmezidir, balıdır. Dengeli bir şekilde beslenmek zorundayım ki hem mutlu bir insan olayım tabii. hem de
sağlıklı bir birey çok olayım. Güzel, ha, evet, dikkat eder miyim? Dikkat ederim. Atıyorum işte çok fazla alkol tüketimim yoktur. Belki bir hafta sonu görebilirsiniz. Evet, sosyal. Tabii ki sosyal içeyim bir şey yani bira ya da içki gibi bir şey, bir şarap. Ama onun dışında hiçbir şey kullanmam büyük ihtimal bu. İnsanlarla olan aramdaki bir enerji var ve ben hep küçüklüğümden beri bunu yaşamış bir insanım. Gerçekten enerjilere çok inanırım. Hayatımda hep güzel insanlar çektiğim için böyle hep o güzel enerjiden gelirler ya, şey derim bana, Allah'ım bu dersi yapamayacağım bugün derim, yorgunum. Bir tanesi gelir elinde bir şey, hocam sana bunu aldım hadi işte falan, ya da çok özledik seni deyip atlar mesajına, şeysin o saat, okey kendine gel. İnsanlar seni bekler. Yani seni bekler bir insanlar. Tek motivasyonum aslında üyelerimdir. Süper, ya da anladım. O güler yüzleridir, anladım, ya da kendi kendimi motive etmedi. Çok güzel, psikolojik. Zor mu? Zor. Tabii. Çünkü yani ben günde 11 saat tabii ders veren bir insanım. Bu kesin iyi bir şey 11 değil. 11 saat ders veriyorsunuz. Evet, yani. Bu iyi bir şey değil. Evet. Farkındayım. Evet. Benim daha rahatsızlığım bu anlamda olabilir. Kolay bir şey değil tabii. Ama bunun kesinlikle bir şey kullanmayla değil. İşini çok sevme, evet çok takdir edilecek bir şey değil 11 saat ders tabii vermek. Normallik değil. Evet, çok iyi bir rakam. Ama yani dengelemeye çalışıyorum evet diyelim. Şu evet anki hayatımın. Evet. İyi de besleniyorsunuz. Evet, iyi değil beslenme. Yani kaliteli beslenme. Kesinlikle. İşte atıyorum kahveye bile dikkat edin. Günde 2 kere max içerim. İşte çarpıntı yapmazsın. Çok güzel. İşte bu Red Bull'lar bir şey. Hiç böyle gazlı hiçbir şey içmem. Kolayı en son ne zaman içtim unut. Çok ama iyi. Evet soda arada içerim. Okay. Tansiyonum düştüğünde bir şey olur yani. Ben de insan demirden yapılmadım sonuçta. Herkes böyle şey görür. Hiç hasta olman, hiç mi bir şey. Hayır, olurum ama dediğim gibi o altyapıdan gelen temel düzeni, disiplini beslemek. Çünkü bizim dönemimizde işte dediğim gibi voleybol oynadım. Evet. Yoktu yani yoktu, böyle tabii, şeyler. Çok güzel dedi. Yani, protein tozu bile yoktu. Yoktu. Ona bile böyle ha falan evet, diye yoktu, bakardık. Tabii ki hatırlarım tabii. Yani zaten ailemin yetiştirme tarzı evet Red Bull'lar işte bir şeyli içecekler. Hiç bunları çok kullanmadık, görmedik de. Renklendirici, tatlandırıcı, tabii hep zararlıdır falan tabii diye. Şimdi bunlar diye moda oluyor. Yani son 5-6 senedir böyle evet aslında. Evet yani o senin şeyleri bile hani vitamin, mineral, sularını bile ben belki de içmem gerek diyorum. Çünkü evet sonuçta bir mineral atıyorum vücuda. Alışmadı. Alışmadı. Hani çünkü gerçekten gerek istemek istekliyorum. Hayır. Güzel. İşte her şeyin doğal dediğim çok gibi güzel yumurtasını, avokadosunu, zeytin her şeyi yerim yani ben. Süpersiniz. Yemez çok de değilim. Zaten yemesem büyük ihtimal yıkım olur. Evet tabii. Enerjim tabii, olur. Tabii. Ama dengelerim. Tabii. Peki hani ne yaparsınız? Mesela spor öncesi giriyorsunuzdur antrenmana mesela. Yani herhangi mesela herhangi beslenmeniz ne yersiniz ne içersiniz mesela? Atıyorum makarın buzluğuma muz. Muz var, fıstık ezmesi var. Yarım muza işte biraz fıstık ezmesi koyup hadi derim giriyorum. Kendimi de motive ederim. Süpersiniz. Ama bravo bazen muz yediğimde bile acıkarım sevgili diyetisyen. Peki bu da ona söyleyeyim. Üyeler hep şey derim ben gene açım hocam. Açım ya o yeni. Açım. Ama bazen tutar tabii krizleriniz olur ama. Tabii ki olur yani ben de yazalım. Ya, ama yani yanında işte cevizli badem evet bir şeyler yemeye bravo çalışırım. Ya da işte kahve yanına işte atıyorum bir bar gelmişse o gün. Yaparsınız bar böyle evet çok güzel. Onlardan. Çıkışında mesela spor sonu nasıl? Herhangi bir şey yer misiniz yoksa nasıl yaparsınız genelde? Yani şimdi 8'e kadar işlerim ben. 8'de son seansımı jumping fitness'i yaparım. Evime gidip yemek yerim. Yani o yemekte de muhakkak işte etim, tavuğum, balığım vardı. İşte olur son bir kendimce bir diyet yaptım. Onu da bir hale konuşacağız. yani daha dikkat ederim. İşte anladım geceleri geç bitiriyorum çünkü. Evet, yani her insan gibi düşünmeyin bizi. Bana tabii hep şey dediler. Her şeyde yiyebilirsin ne güzel. Tabii. Yiyemiyorum. Değil öyle bir şey. Çünkü gece 8'de dersiniz. Yemek yersiniz. 9 olur. Ne yesem yarayacak yani o saatten aynen sonra. Aynen. O yüzden birazcık beni hani bu anlamda işte ayırmak lazım. Çünkü tabii ben çok geç saat yerim. İşte karbonhidrat almayayım. Tabii. Proteinli düzenli tabii alayım. İşte tabii onda zaten hayır karbonhidrat almam lazım. Tabii. Çünkü kaslar kesinlikle kısmı böyle bir çakışma yaşar. Ama işte sebze muhakkak hep her öğünümde sebze, et, tavuk, balık, özel öğlen, karbonhidrat, süper yoğurt biter. Yani süpersiniz benim için çok aslında zengin, hı-hı düzenli bir besleme. Bravo. Yani öyle bir vakit ayırım ama hı-hı yemeğe 5 dakika mutlaka olur yemeği yapar. Evet. Yemek zorundayım. Peki abur cubur falan krizleriniz tutmaz? Onu merak ederim. Yani genelde spor yapan insanlar böyle gece gittiğinde böyle İşte onu yaşar yani mısınız? Bir dönem çok yaşadım. Bir dönem böyle hatta ekstrem bir kilo alımım oldu kendimce. Yani şey ne oluyor ya dedim yani bu kadar spor yaparım. Spor. Evet arkadaşlar bu kadar spor yapsanız bile kilo alabiliyorsunuz. Evet, ben bravo yaşadım. Çok güzel. Çok çünkü güzel çok geç saatlerde bitiririm. O dönem hayatımdaki stres yönetimim çok düşüktü. Çok stresli, işte endişeli. Biliyorsunuz ki tabii psikoloji ki de çok etkiler bedeni. Tabii. Öyle bir dönemdeydim. Ve yiyordum büyük ihtimal fark etmeden.
yediğim halde ama bu kadar spor yaparım nasıl olur? İstediğini ye derler ya. Hayır, yemiyorsun. Bravo. Çok güzel. O yüzden böyle şimdi yok. Bu dönem gayet böyle rutin. Ha, hafta sonu. Şimdi mesela şey derim. Hafta bir dondurma mı? Hatta bir rüyam şey derim. Bir hafta bir dondurma mı? Nasıl olur bu demek? Evet, o hafta bir o günü beklerim yani. Beni mutlu edecek. O dondurma beni. O benim. O da olsun diyor dediğiniz gibi. O da olsun. Bir kere. Ama tabii onlara ya. Göre şey nasıl yani? Bir kere dondurmayı ne olduğum hafta hiç de yiyin. Öyle bir vaktim yok. Belki de olsa yiyeceğim. Evet, belki de. Evet, evet. Ama bir de olur aslında. Ben de insan boşta kaldı mı? Yer ya. Kendini yemeye verebilir. Kesinlikle. O yüzden üredin, yapın ve işleyin. Tabii. Boş kalmayın bizim gibi. Sürekli tempo yüksek oldu mu? İnsan da atlayır. Bunu ben mesela nasıl olur? Danışanlarından çok duyarım. Mesela çalıştığım zaman atlama yemek gelmezler. Evet. İş yerinde atlama yemek gelmezler ama ne zaman ki eve gelirim der. Bitirir. İşler değişir. Aklım buzluktadır der mesela. Benim annem de öyle. Televizyonda oturduğu sürece yer yani. Ve şimdi başladık işte stüdyoya da şey yapma. Hani gel işte bize yardım et falan. Güzel güzel. O zaman işte başladı kilo da verir tabii, bu arada. Düzene girdi hayat. Evet şey kilo verdi. Verdin çünkü kesinlikle. Oturup gece yemiyorsun. Bravo, çünkü televizyonun başı gerçekten yani tabii. En son ne zaman televizyon izlediğimi unuttum diyebilirim. Yani her üyem böyle şey der işte. Bu dizi var. O bu dizi diziyi izledim işte bu kanalda. Ben şey o da mı var? O da mı? Yok yani bizde o yok. Maalesef öyle ya. Yani yoğun çalışıyorsunuz. Evet, evet. Bir de evinizi almayın. Yani evet. Ben bunu söylerim. Çok güzel. Süper. Evinizi almayın. Süper. Evde oldu mu işit bulma. Tabii, tabii, tabii. Ben mesela kesinlikle kavga çıkarırdım. Annem dedim ki bunu aldın mı çok büyük tartışacak. Çünkü yiyen. Tabii tabii. Gördükçe yiyen. Tabii. Ne zaman kendi düzenini oluşturursun o dolaba bir şey girmez. Yiyebileceğin en sağ yani en zararlı şey işte atıyorum grisinidir. En fazla. Salatalıktır, yoğurttur, yani en krizinde. O da seni dengeler ya da su iç. İşte suya hadi derim dur su iç. Bazen ben de acıkarım. Hani böyle hele son yaptığım o kapak. Kapak yedi. Kapak yedi. Şey yanlıştan başlamadım. Kapak yedi. Bir şey yaptım. Şey açıktım. Yok ya çıkmadım falan. Hayır Helen sizin gibi bir insanın yani sadece kapakla aslında yani. İşte iradeli olmak zorundaydım çünkü. Anladım bir şey oldu. Çok geç çıkardım o dönem yine. Ve işte bu stüdyonun yeni kuruluşlarıydı tabii, falan. Tabii. Eve gelirim 9.30. Tabii. Ne yesen yarayacak? Yemeden de olmaz. Yoğurt kapak gibi böyle bir kendimce yani bu o olsun demiyoruz. Yanlış anlaşılmaz şimdi bundan da. Evet. Ama sizin gibi spor yapan için tehlikeli yani. Ha. Duydunuz. Tehlikeli yani. Yani, yani evet. Yani konuşalım bu konuyu. Konuyu konuşalım. Bir ara konuyu konuşalım. Şimdi bir daha şey isterim öğreneyim. Şimdi hamileler. Yes. Size gelen var değil mi? Evet. Ya da atıyorum işte bel fıtığı, boyun fıtığı bu, bu insanlarla bir bunları da bir açın bize bakalım. Yani hamile tamam. İsterse size gelebilir mesela pilates yapar evet, mısınız? Evet şu an hamile seanslarımız çok güzel ilerler ve başladık. Aynen. Hatta bazı işte yine danışanlarımız yine denkti. Evet, evet, sporuyla birlikte beslenmesi de yine beslenmesi de sporu bizdedir. Hamile pilatesi çok güzel gider. Her insan yapabilir mi? Eğer doktoru onay vermişse 3 aylıktan sonra. Çünkü biliyorsunuz ki ilk 3 ay aynen biraz riskli dönemimizdir. İlk 3 ay dokunmuyoruz. Ama hep bizimle birlikte spor yapmışsa yıllarca ve jinekoloğu da işte yine doktoru da diyorsa ki bir sıkıntı gözükmez bu tempoda devam et ama bu mesela aletli pilatesse veya mat pilatesse işte jumping fitness değil. Değil. Hep bizimle yıllardır ilerliyorsa okey bizimle birlikte ilerlersin dediğimiz oldu. Çünkü tanıdığınız bir vücut. Evet bir hep insan, çalıştığımız ama hiç işte hamile pilatesine tabii. Gelmek istiyorum diyen kişiden doktor raporunu alıyoruz. 3 ayı doldurmasını bekliyoruz güzel, burada. Güzel. Aynen. Ondan sonra geliyor çok da keyifli oluyor. Süper, tahmin ederim. Ben de böyle şey ilk defa bu yıl başladık. Öyle mi? Hayır başladık. Yeni başladık. Ben eğitimlerimi tamamladım ama hiç böyle hissetmediğim bir şey yaptırmak bana böyle tabii, dedim ya size hep sporculuktan geldim her şeyi bilmem lazım, aynen, hissetmem aynen, lazım. Aynen. Sonra bir psikolog arkadaşımla görüştüm şey dedi hiç öyle düşünme dedi. Yani bu işe gir çünkü ihtiyacımız var sana dedi. O da yine gebe psikoloğuydu. O aslında beni birazcık böyle okey ya dedim yapacağım dedim. Bravo. Onlarla çok keyifli gider. Evet. Böyle çok dingin. Kesinlikle normal doğuma hazırlama sürecidir aslında bu. %100 normal doğum yapıyor mu kişiler pilates yapınca? Bunun cevabı hayır. Evet. Çok çünkü güzel. Bu tamamen kadının hem kesinlikle. İşte vücudunun yapısıdır, tabii, çatısının tabii. Açılmasıdır. Çok ve en önemlisi bebeğin dönmesi tabii. Gerekiyor biliyorsunuz ki. Tabii. Biz bunu işte çabalıyoruz ki bebek dönsün pozisyonuna evet. Gelsin. Pozisyonunu aldı kesin normal mi doğuracak? Yine bunun cevabı hayır. Çünkü kadın çatısı açılmaz, ki, işte suyu bitmeye başlar. Tabii şartlar o yüzden koşulda. Hep böyle bunun sıkıntısını yaşadık. İşte geleceğim ama kesin normal doğuracağım değil mi? Hayır. Yani. Böyle bir şey yok. Evet. Biz elimizden geleni yaparız. Hani bu şeye benzer. Spora geleceğim kilo verecek miyim? Aha, ben elimden geleni yapacağım. Güzel beslenirsem olur. Tabii. Bu da aynı onun gibi aslında. Aynen. Yani.
bilinmez. Tabii biz ya. Çok güzel ilerliyoruz. Yani çok böyle insanların çok profesyonel yaklaşırsınız ama. Vallahi tebrik ederim. Mecburuz ve insanların bunu fark ediyor, geliyor ama işte beni çok mutlu etti. Çünkü gerçekten hatta yurt dışından bana yazanlar var. Ya dedi Kıbrıs, biraz da bizi şey yaparlar maalesef. Yani Kıbrıs gerçekten gelişmişsiniz. İşte gebelerinizi görüyoruz. Herkes spor yapıyor. Biz de gebeler yatıyor, kalkmıyor bile falan modu. Evet, yatışlı gebeler de tabii ki burada kesin. Da var ama tabii. Artık böyle bilinçlendiği, çok korkusuzlaştığı. Güzel. Çünkü şey, hamilesinin bir şey kaldırma. Böyle evet, bir şey yok. Öyle bir şey yok. Tabii ya, kesinlikle. İçinde tabii var olan bir canlıdır. İşte normal hayatın eğer riskin yoksa çok güzel, her şeyi yapabilirsin. Yani. Bu güzel. Demek değil ki amuda kal. Kakanlar da var. Var mı? Biz yaptırmıyoruz o kısmı. Ben geliyorum. Aynen. Ama gayet doğal bir süreç olduğunu artık kabullenmemiz çok gerekir. Güzel. Yani böyle ekstrem tabii. Korkular. Tabii. İşte hamileyim, dokunmayayım, evet. Kaldırmam yok. Yatacağım, yiyeceğim, içeceğim o dönem değil. Her şeyi yaparak ama ekstra yaptığımız şey işte çatının açılması için egzersizdir. Güzel. İşte ağırlaşır bebek, evet. Göbeğin öne doğru omurgan seni çeker, omurganı rahatlatıcı hareketler. Çok güzel. Daha sağlıklı, daha normal nefes teknikleriyle o doğumu hazırlama sürecini birlikte geçiriyoruz. Çok ondan güzel. Sonra zaten onlara kalmış bir şey. Çok güzel. Bir bayan hatırlarım bana gelmişti Nurcan Hanım. Çok aşırı titiz, çok aşırı meraklı, beslenmesine, sporuna çok abarttı sporu ve aşırı kaslanmış diye doğru yapamadık. Evet. Aynen öyle. Var yani, öyle. Yani var. Şok olduk böyle. İlk defa hayatımda böyle bir şey görmüştüm. Çünkü düşünün ki çok sıkıdır. Kaslarınız, karnınızın gerilmesi bile ve ya muhakkak ki onun anatomik dediğiniz yapısından tabii. da kaynaklı tabii, olabilir. Ama bunu da uç boyutlara çıkartmamak gerekir. Yani aynen. Bugün ben de spor etmeliyim. Kısmet olur bir gün. Tabii. Böyle bir yola girme istersen tabii. Belli değil normal doğru. Aynen, herkes şöyle sen kesin normal doğuracaksın. Öyle bir şey yok. Bir bilemeyiz. Şey yok, ama evet bunun için çabalayabilirim. Ya da işte vücudum bozulmasın diye hiçbir şey yememek tabii, değil. Ya da çok işte en önemlisi de şey derler. Her şeyi ye ye ki süt olsun. Böyle bir şey öyle yok bir şey zaten. Değil. Bunu yine... O değil yani o zaman kilo. Boş o kilo. Da aynen. Başka tabii. bir tabii, yine tabii. programlarda evet. bunu konuşuruz tabii. Ama böyle bir şey yok. Her şey dengede ve bilinçli insanlardan ilerlemek çok yararlıdır. Bel fıtığı, boyun fıtığı. Ha, mesela onu da, mesela öyle insanlar gelir mi size? Gelir. Değil. Hatta yani şu an ortopedi doktorlarımızla çalışarak birlikte sakatlıkları olan kişilerle de. Ama çok birinci güzel. Söylediğimiz şey, önce bir doktora gittiniz mi? Tabii. Ha. Doktordan sonra fizyoterapistinizin eşliğine tamamladınız mı sürecinizi? Çok önemli. Üçüncü bravo. Basamak biziz. Bravo. Ama bunu saptıranlar, caydıranlar maalesef olduğu çok. İçin hep bize böyle şey bakarlar. Hatta ben ilk Budamya'ya girdiğimde, işte reformer pilatesi sadece şeyler yaptırabilir, fizyoterapistler. Arkadaşım sen yaptır. Aynen. Kesinlikle yaptır. Aynen. Ben öyle biri değilim. Aynen. Ben önce doktor, sonra senden geçtikten sonra bana gelsin. Aynen çok güzel. Ondan sonra onların balistik niyetimi anladılar. Öyle bir şey yok. Biz iyileştirmiyoruz, tedavi etmiyoruz. Tabii biz ki var olan fıtık, herkes de var arkadaşlar. Böyle bir şey yok. İşte fıtığım varmış diye tabii, korkanlar tabii, var. Tabii, tabii, tabii. Hepimizde riskler var. Kesinlikle. Ama bunun işte çıkışı, ağrısı, sızısı veya işte sadece kor kasları dediğimiz gövdenizin üst kasları. Bunu güçlendirdiğinde var olan fıtığın ağrısını hissettirmem ben sana. Bravo. Ama çok ekstrem bir fıtığın varsa doktorun seni fizyoterapiste yollar hiçbir şey yapma der zaten. Benim işim yok seninle. Tabii olmaz tabii. Gidersin tedavini tamamladıktan sonra güçlendirme kısmı bizde. O zaman tamam. O yüzden her tip insanla çok doktor, güzel. Fizyoterapist onayını aldıktan sonra görüşüyoruz ve çalışıyoruz. Çok güzel bir şey. Bakın bunlar dediğim gibi yani çok profesyonelsiniz aslında. Yani. Yani gerçekten bu çok önemli. Çünkü herkes yapmaz. Yani şimdi buna kötülemek gibi olmasın ama maalesef ki yani... Çünkü insanoğluk ve doyumsuzluk. Maalesef. Gerçekten yani şimdi... doyumsuzluk. Evet, yani evet, bu evet. yalan diye bir şey evet, değildi. Evet, her şey evet. olalım dedik ya hani evet. diyetisyenler spor yaptırması gibi. Gerçekten çünkü aslında hayat bizi buna iter. Bu kadar hayat pahalılığı, çok stres, güzel. Tabii, şey. Kesinlikle bravo tabii. Bunlardan bunlar çıkar maalesef. Ama keşke böyle daha düz bir çizimde ilerleyebilsek. Evet, evet, işte evet. daha böyle herkes dalında profesyonelleşerek, çok birbirini güzel. Destekleyerek... çekememezlik yapmayarak gitsek aslında daha mutlu insanlar maalesef, olacak maalesef. Diye düşünüyorum. Dediğiniz gibi yani ben hep söylerim çok bilen insandan değil mi? Evet. Bir soru işareti oluyor. Daha doğrusu çok bilen demeyelim de çok iş yapan, her çok şey. Her şey yapan insan evet. bir şeyini mutlak eksik yapar. Kesinlikle. Yani 5 dal, 10 dal yani yapamazsın. İmkansız. Mesela bugün bana şey dedi lütfen işte gym kısmında hani benim de eğitimim var. Şey yapalım hani çalıştır bizi. Bizim bu benim dalım. Yani, benlik de çok iyi aynen. arkadaşlarım var yönlendireyim. Tabii çok güzel. O yüzden yani her şeyi yapamayız. Çünkü yaptıklarınızdan bu sefer kayıtla vermeye başlayacaksınız. Tabii ki zaten enerjin değilmez. Enerjin bilgin bir yere tıkanır. Tabii. Aa, denk tabii. Ağır raporun sonuna geliyorum. Öyle mi? Evet çok güzel geçti, çok hızlı geçti. Vallahi teşekkür ederim. Yani
güzel programdı. Bizi kırmadınız, buraya geldiniz. Vallahi çok sevindik. İnşallah izleyicilerimiz de beğenmişlerdir. İnşallah. Son söyleyecekleriniz bizlere, ne bileyim, tavsiyeleriniz bu spor ve sporun sağlık üzerine, bilmiyorum böyle. Bizlerle çalışın diyoruz. Yani gerçekten iyi diyetisyenler, iyi spor eğitmenleriyle ve kendinize vakit ayırın. Evet. İnanın ki o zaman daha mutlu insanlar olacak ve her zaman kalbiniz güzel kalsın lütfen. Böyle dedikodudan, ondan bundan uzak da böyle daha sağlıklı bu tarz işlere merak salarsak çok güzel. Daha güzel insanlar olacağımızı düşünüyorum. İnsan spor yaptı mı? Değil yani. Euforiye ulaşıyor. Aynen, euforiye ulaşıyor. Onu ben her zaman söylerim. Bir insan spor yaptı mı yorulur, gelir eve. Başka bir şey düşünmez. Biter. Dediğiniz gibi yani kötülük düşünmez, ne bileyim işte. Düşünecek vakti olmaz. Düşünecek vakti olmaz, yorgundur değil. Çocuklarda da böyledir aslında. Kesinlikle. Mesela ortaokul, lise çocuğu, bilirsiniz artık kötü alışkanlıklar çok küçük yaşlarda indi. Ama sporcu oldu mu? Yapamaz. Yapamaz. Yapmak istemez. Bırak yapmak istemez. Onu... Eve gelir, yorulur, yatır. Ancak dersi okuluna kafası çalış. O kadar yani. Durup başka bir şey düşünemez hale gelir. İşte boş insan, spor yapmamış insan da diğer siyah kısımda kalır diyebiliriz. Değil, aynen öyle bro. Yani. Aynen. Nurcan çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Bize böyle bir vaktinizi ayırdığınız için, bu yoğunluğumuzun içinde. Olur, çok sağ olun. Teşekkür çok teşekkürler. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Evet, sağlıklı yaşam izleyicileri. Bugün Nurcan Özatılgan'la beraberdik. Çok güzel bir söyleşimiz oldu. Haftaya yine farklı konu ve konuklarla sizlerleyiz. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.